Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda güzel görünmekle ilgili konuşacağız. Hanımlar daha çok dikkat ederdi eskiden ama bakıma, cilt bakımı olsun, güzellik olsun, küçük dokunuşlar olsun artık beylerin de tercihi oldu. O yüzden beyler de dikkatle dinleyebilir. Çünkü uzman, güzellik uzmanı bir konuğumuz var. Kendisiyle bakalım son zamanlarda neler yapıyor onları konuşacağız. Sayın Özler konuğumuz, hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi konuşacağız. Güzellik önemli bir konu. Tarihin evet. Belki de en eski mesleklerinden birini yapıyorsunuz. Ama ondan önce sizi birazcık tanıtalım izleyenlerimize. Elbette ki ben uzman estetisyen, güzellik uzmanı olarak görevimi yapıyorum. Uzun yıllardır bu işi yapıyorum ve çok gerçekten kurumsal, çok güzel yerlerde işler yaptık. Yeri geldi, estetik koordinatörlüğü de yaptım. Zaman zaman mesleğimi çok seviyorum. Çok severek yapıyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Harika, çok güzel. Peki neler yapıyorsunuz son zamanlarda? Bugün neler konuşacağız? Bizim mesleğimiz maalesef ki sürekli hep yenilikler çıkıyor ve şöyle söyleyeyim, dünya var olduğundan beri estetik ve güzellik insan oldu sürekli bir arayış içerisinde. Sürekli ne kadar daha bakımlı olabilirim, ne kadar genç kalabilirim, yaşlılığı nasıl durdurabiliriz? Maalesef ki yaşlılığı durduramıyoruz ama geciktirebiliriz. Bir takım küçük dokunuşlar, bakımlarla, doğru bakımlarla bunu geciktirebiliriz. Ya da yaşlı da olsak güzel görünebiliriz. Güzel, evet, yani yaşımızın ilerleyen yaşlar en güzeli olabiliriz. Bu da mümkündür. Doğru ürünlerle, doğru uygulamalarla diyoruz. Evet. Yani kişiler eğer böyle bir şey istedikleri takdirde doğru yerlere gidip de hizmet alırlarsa bence ilerleyen yaşlarda yaşının en güzeli olabilirler. Evet. Özellikle cildin kendini korumak, kendi özellikleriyle kalmasını sağlamak çok önemli sanırım. Mutlaka. Onun için de bakım yaptırmak lazım. Şimdi baktığımız zaman bayanların da özellikle çoğu bir kısmı çalışıyor artık. Maalesef iş hayatında çok cildimiz, özellikle bizim vitrinimiz, özellikle yüz kısmımız bizim vücudumuzun vitrinidir. En çok bakmamız gereken organımızdır diyeyim ben. Ve bu birçok şeye maruz kalıyor gün içerisinde. Çalıştığımız ortamdaki belki kirli, tozlu, buharlı ortamdır veya işte dışarıda yaz, kış, mevsimsel geçişlerde işte güneştir, kardır, yağmurdur. Birçok şeye maruz kalıyor. Buna istinaden de mevsimler geçişinde dahil neler yapmamız gerekiyor? Çok yoğun çalışıyorsak ben tavsiye ediyorum. Hatta evde oturan hanımlarımıza bile. Ayda bir kere bir medikal cilt bakımı mutlaka yaptırsınlar. Medikal cilt bakımı. Medikal cilt bakımı nedir? 1,5 saatlik süren, tamamen cildi temizleyip nefes almasını sağlayan bir işlemdir. Profesyonel ürünlerle ve cihazlarla orada biz gelen danışamızı güzelce bir cilt temizliğini yapıyoruz. Cildini analiz ettikten sonra uygun ürünleri seçip uygulama yapıyoruz. Ayda bir kere bunu yapması çok çok iyi olacaktır. Evde de yine uzmanların vermiş olduğu ev devam ürünleriyle sürekli cildimizi desteklersek eğer, artı yeme içme çok önemlidir. Bununla birlikte ilerleyen yaşlarda göreceğiz ki cildimizde çok fazla sarkmalar, çok fazla işte kanalize olmuş kırışıklıklar, renk tonundaki eşitsizlik vesaire birçok sorunun önüne geçebiliyoruz. Evet. Bu tarz şeylerle birlikte, bakımlarla birlikte. Artı uyku tabii çok önemlidir. Uyku, çünkü uyku geçişine geçtiğimiz zaman cilt altındaki hücreler çalışmaya başlar. O yüzden çok geç vakitlere kadar işte uykusuz kalmak, içki, alkol gibi bir takım şeyleri de kullanmamakta fayda görüyorum. Kesinlikle. Ayda bir kez yapılmasını öneriyorsunuz. Öneriyoruz. Erkeklerde dahil, illa hanımlar üzerinden çok gitmeyelim lütfen. Ki benim son zamanlarda erkek danışanım daha çok fazla. Öyle onu mi söyleyebilirim? Çok çok da hoşuma gidiyor. Yani kendilerine bakmaları, önemsemeleri çok çok hoşuma gidiyor. Kesinlikle. Çok doğru yani. Çok önemli bir şey. Evet. Şunu da konuşalım isterim ben. Yaz ayları geliyor. Evet. Lazer epilasyonlar çok konuşulmaya başlandı. Bunlarla ilgili neler söylersiniz? Lazer epilasyon uzun yıllardır yapılan ilk iğneli epilasyon esasında. Başlanıldı. Daha sonra bu şu an günümüzde kullanılan epilasyon aletleri vardır. Epilasyon, lazer epilasyon, iki tür lazer epilasyon vardır. Foto epilasyon dediğimiz epilasyon vardır. Bir de gerçek
epilasyon dediğimiz var. Şimdi ben buradan isim vermeyeceğim herhangi bir şey olmasın diye. Zaten kişiler lazer epilasyon arayışı içerisine gittikleri zaman dalga boyuna çok dikkat etsinler. 750 nanometrenin üzerinde olan bir cihaz varsa tercih etsinler. Çünkü gerçek lazer oluyor ve %100 zaten bitirme diye bir şey yoktur. Ama gerçek lazerde hizmet alan bir kişi %90-95 bir kere kıl foliküllerinden kurtulmuş oluyor. Fakat burada kişinin cilt yapısı, kıl yapısı çok önem arz ediyor. Vücudumuzun her bölgesinin işleyiş şekli farklıdır. Yani mesela bir koltuk altı 3-5 seansta bitiriyorsak, yüzdeki kıllarımız ya da işte ense, erkeklerde özellikle yanak, ense gibi yerlerde, bölgelerde biraz daha geç bitebiliyor. Onu biz zaten geldikleri zaman kişiye anlatıyoruz. Ve cilt yapısı uygunsa, ten yapısı uygunsa, kişinin nasıl hazırlanıp gelmesi gerektiğini, periyotlarının ne kadar aralıkla olması gerektiğini, ne şekilde müdahale etmesi gerektiğini, bunları çok detaylı anlatmamız gerekir. Evet. Eğer biz burada bir eksiklik yaparsak uygulamada, kişiye doğru anlatmazsak orada bir kere eksik kalır. Yaz aylarında lazer epilasyon evet alınabilir, fakat eğer denize gitmeyecekse kişi, yoğun çalışıyor, denize gitmiyor ya da gittiği zaman bronzlaşmaması gerekiyor. Bronz teni çok fazla görmez cihaz ve seansı maalesef ki boşa gitmiş olur. Biz ona göre ayarlıyoruz, soruyoruz ona göre. Yazarlar biraz daha düşer bizde işler. Eylül itibariyle tabii ki başlar. Bu şekilde devam eder. Biz ona göre periyotları ayarlıyoruz. Yüz kısmına, yani yüzdeki alana biz eğer müdahale ediyorsak lazer epilasyonda, mutlaka bir 50 faktör güneş koruyucusu kullanması gerekiyor kişinin ve çok düzenli kullanması gerekiyor. Bunu zaten biz söylüyoruz. İlk danışmaya geldiği zaman söylüyoruz. Geldiğinde hazır yanında bulundurması gerektiği konusunda. Evet. Peki bir de çok önemli başka bir konu var. Çok tartışılıyor. İyi yapan yerler var, kötü yapan yerler var. Evet. Kalıcı makyaj. Kalıcı makyajda neler yapabiliyorsunuz? Kalıcı makyajda microblading dediğimiz kaşlarda işte seyrekleşme vardır, dökülme vardır vesaire. Kişi tabii ki şöyle çok güzel, fevkalade bir kaş olsun istiyor. Bunu herkes ister. Erkek olsun, bayan olsun. O gibi durumlarda bizler devreye gireriz. Meslektaşlarım ya da işte bizler. Microblading sistemiyle kıl tekniği de denilebiliyor halk dilinde. Bununla birlikte kişinin kaşını dizayn edip uygulamalar yaparız. Burada da dikkat etmemiz gereken tabii ki uzman uygulayan arkadaşımızın kullanmış olduğu oradaki kullanmış olduğu ilaçlar çok önemlidir. Özellikle Avrupa olmasını ben tercih ederim ki çoğu meslektaşım da böyle yaparlar. Ona çok dikkat etsinler, sterilizasyon, işte hijyene gittikleri kurumlara çok dikkat etsinler. Merdiven altı yerlerde yaptırtmamalarını. Sertifikalar çok önemli değil mi? Çok önemli, tabii ki. Tabii ki çok önemli. Çünkü neden? Bizler kolaylıkla buralara gelmedik. Onu söyleyebilirim. Yıllardır hem okuduk, hem uygulama yaptık ve belli bir noktaya kadar geldik artık. Yeni mezun olan meslektaşlarımız var. Bunlara da çok yardımcı oluyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Fakat bizim mesleğimiz öyle bir şey ki, evet mutlaka okunmalı, sertifika alınmalı. Yanı sıra çok uygulama yapmak lazım. Yani birçok cilt yapısı vardır. Cilt yapısını çok iyi tanımamız gerekiyor. Yanlış bir uygulama telafisi mümkün olmayacak sebeplere yol açabilir, tahribatlara yol açabilir. Bunu hiç istemez hiç kimse. Çok iyi tanıyalım, çok iyi uygulamalar yapalım ve kaliteli ürünler kullanalım. Sterilizasyona çok çok dikkat edelim. Sterilizasyon çok önemlidir çünkü. Onun dışında, microblading'in dışında deep liner, eyeliner gibi dudak renklendirme vesaire var. Bunlar da günümüzde çok yoğun çalışan, işte illaki makyaj yapması gereken bir ortamda kişi çalışıyorsa, bunlar yapayım, her gün makyaj yapmak zorunda kalmayayım gibi onlara uygulamalar yapıyoruz. Çok da güzel oluyor, çok evet. da tercih ediliyor. Protez tırnak, takma kirpik,
ipek kirpik diyoruz. Lifting kirpikler yine böyle birazcık böyle kıvrımlı, işte volüm verelim vesaire. Gayet güzel, başarılı. Yapınca da yani yaptığımız, uyguladığımız kişiler şöyle karşımızda görünce diyoruz ki vay be, ne kadar güzel. Ama onların bu da çok sanattır. İyi bakması, dikkat etmesi lazım değil mi uygulamalardan tabii ki, sonra? Tabii ki. Yani bizim dediğimiz ve bazı bakımları vardır. Onlar arada bir gelmeleri gerekiyor ve dikkat etmesi gereken hususlar vardır. Bunlara çok güzel dikkat etmesi gerekir. Evet. Onlar çünkü bazen de çok iyi bir işlem yapılıyor ama hiçbir krem ya da koruyucu kullanılmadığı için o kalıcı makyaj etkisi çok kısa sürer değil mi o zaman? Yani normalde ne kadar kalıcıdır mesela makyaj? Kalıcı makyaj iyi bir ürün kullandığınız zaman 1,5-2 yıl kadar, hatta 2,5 yıl kadar sürebiliyor. Arada rütüşleri vardır ama rütüşleri gelmek gerekiyor. Evet, rütüşler ve onları kaçırmamaları lazım. Kaçırmamak lazım. Bazen kendileri yapmıyorlar o rütüşleri, sonra yaptırdıkları yerlere insanlar birazcık laf söylüyorlar. O da haksızlık oluyor aslında birazcık yani. Ben her zaman şunu söylerim, çok iyi bir hizmet alırsınız, çok kaliteli bir hizmet alırsınız ama özellikle bizim yaptığımız meslek grubunda mutlaka ev devam ürünleri ve bizim söylediklerimiz dikkate almaları gerekiyor. Başarının yarısı bizim, yarısı uyguladığımız kişinindir. Değil mi? Kesinlikle. Evet. O çok önemli. Bir de ekstra olarak böyle bir dönemden geçiyoruz, pandemi döneminde. Maalesef. Bakımlara iyi görünmek lazım çünkü moralli olmak lazım. Aynen, katılıyorum. Ama aynı zamanda da dediğiniz gibi sterilasyona o kadar dikkat etmek lazım. Evet. Farkındaysanız programın başından beri özellikle altını çiziyorum sterilizasyonun. Özellikle benim çok hassas olduğum bir noktadır. Asla müsamaha göstermem bu konuda. Yanımdaki çalışan arkadaşlara da aynı şekilde öğretirim de, uygulatırım da. Yani atlamamız gereken tek noktadır diye düşünüyorum. Evet. Yani onun için pandemi döneminde özellikle. Biz zaten pandemiden önce de maskemiz, bonemiz, eldivenimiz hep vardır. Her gelen, hizmet alan kişiden sonra ikinci bir kişi alırken o da tamamen sterilizasyon yapılır ve o şekilde alınırdı. Şimdi ekstra tabii ki buna dikkat ediyoruz ki çok değerlidir bizim için, bize gelip de hizmet alan kişiler. Onların sağlığını asla herhangi bir sıkıntı gelsin istemeyiz. Harika. Peki hangi bölgede daha çok hizmet veriyorsunuz? Ben şöyle söyleyeyim, uzun yıllardır tabii bu işi yapıyorum. Birçok bölgede çalıştım. Yani Çapa tarafında çalıştım. Onun dışında Nişantaşı tarafında çalıştım. Ya Avrupa bölgesinde, İstanbul'un birçok yerinde. Yaptık, birçok yerinde yaptık. Ve Küçükçekmece tarafında yine daha çok hastane bazlı ortamlarda. Uluslararası tabii ki, yani şimdi mesela bir teklif var bana, yurt dışından güzellik salonu gelip kurup işletebilir misiniz diye. Orayla ilgili bir çalışma var. Bir aya kadar gidebilirim, öyle harika, söyleyebilirim. İnşallah evet, hayırlısı olursunuz. Evet, evet. Diplomalarımızı istediler, verdik. Yani şöyle bir aya kadar gideceğiz Allah nasip ederse. Hayırlısı olsun sizler için diyorum. Orada da başarılarınızın devamını dilerim. Çok teşekkür ederim. Yani yurt dışında bayağı tanınıyorum. Seviyorlar da, geldikleri zaman da hizmet alıyorlar. Orada çok Türkiye'de memnunlar. Zaten bu işleri yapanlar gerçekten iyi yapıyorlar. Evet. Yurt dışındakilere göre. Aynen. İşini iyi yapanları orada hiç kaçırmıyorlar. Evet. Sizler gibi. Evet, evet. Harika. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Olduğunuz için, çalışmalarınıza başarıların devamını dilerim. Ben çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için bugün. Ben de sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Evet, vizyon izleyicileri, gerçekten artık kadın erkek demeden bakımlara çok dikkat etmek lazım. Çünkü güzel görünmekten yana bakımlı görünmek her zaman için çok daha önemli. Kendinize çok iyi bakın, güzelliklerle kalın. Görüşmek üzere.